Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kalanşolarımla merhaba demek istedim. Diğer çiçeklerimle de devam ederek videomu tamamlayacağım arkadaşlar. Siz çok değerli takipçilerimden kalanşolarla ilgili çok yorumlar aldım. Mesela bir takipçim demiş ki abla açmasını istemiyorum. Hani açmamasına da razıyım ama çiçeğim soluyor, yaprakları kurudu, soldu, yumuşadı demiş. Ne yapmalıyım? Şimdi arkadaşım, yapraklarında bu şekilde kurumalar olabilir. Bunları hemen böyle kökünden, yaprağı dibinden kopartıp alıyorsun, diğer yapraklarına da zarar vermesin diye. Onun dışında kalan şu çiçeklerin evin içinde dursun. Benimkiler gördüğünüz gibi evin içinde. Evet, açtılar. Bakın, açtılar. Şimdi kuruyorlar. Kuruma zamanları, yani çiçeklerini. Ama yenileri de geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da çiçek verecek. Ve kalan şu çiçeğim daha da çok gelişiyor. Bakın, yeni yeni tazecik yapraklar veriyor arkadaşlar. Kalan şu çiçeğinizi evin içinde tutun. Kalan şu çiçeğinize vitaminler verin. Zaten ben bu vitaminleri söylüyorum. Hatta bir tanesini de sizlere şimdi göstereyim. Evet, bu dediğim vitaminleri ayda bir verebilirsiniz. Evin içinde dursun. Haftada bir su verin. Şimdi kış. Yazında haftada iki kere su verebilirsiniz. Toprağına bakın. Nemliyse, kurumaya döndüyse suyunu verebilirsiniz. Vitaminlerden bir tanesi. Bu arkadaşlar, biliyorum her videomda bunu söylüyorum. Ama gerçekten çok etkili olduğu için söylüyorum sevgili arkadaşlar. Lütfen deneyin çiçeklerinizde. Israrla söylüyorum. Hiçbir zararı yok. Çok etkili. Bu çay arkadaşlar, çayın üstte kalan dibinde çöpüyle beraber bu çayı çiçeklerinize aslında 15 günde de bir verebilirsiniz. Ama ben yine de size ayda bir verin diyorum. Bu şekilde çiçeklerinizin dibine koyabilirsiniz arkadaşlar. Çay çiçeklerde çok etkili, denemenizi tavsiye ederim. Bakın, hiçbir şey olmaz. Hiç sinek de yapmıyor. Şimdi ben bunu göstermelik için sizlere gösterdim. Çünkü ben çiçeklerime vitaminlerimi veriyorum. Sizlerle de paylaşıyorum. Çay çöpünü mutlaka kalanşa çiçeğinize ve diğer çiçeklerinize veriniz. Dediğim gibi kalanşa çiçeği evin içinde dursun. Suyu fazla sevmiyor. Gün ışığı alan yerde dursun. Çok güzel canlanır. Hadi geçelim diğer çiçeklere. Şimdi geldik diğer çiçeklerimize. Sizlere kuru maya tarifi vermiştim hatırlarsanız. Benim çiçeklerimi görüyorsunuz. Herhangi bir cansızlık var mı? Şöyle göstereyim orkidelerimi. Hatta orkidelerim yine tomurcuklandı gördüğünüz gibi. Gayet sağlıklılar. Bazen yapraklarında böyle sararmalar olabilir. Onlar hiç sorun değil. Evet, sizlere demiştim ki kurumaya. Kurumaya tarifini ben zaten diğer videomda da söyledim. Senede iki kere veriyorum arkadaşlar. Yaz kış olarak ben onu her ay vermiyorum. Bunu daha önce söylemiştim. Diğer vitaminleri ise, diğer saydığım vitaminler, onları ayda bir verebilirsiniz. Hatta çay çöpünü 15 günde bir verebilirsiniz. Ben veriyorum. Yine de tercih sizin. Bir arkadaşım demiş ki ben çay çöpü kullandım, maya kullandım. Çok sinek yaptı. Arkadaşlar, neden sinek yaptı bilmiyorum açıkçası. Ben öyle bir sorunla hiç karşılaşmadım. Zaten her gün sizlerle çiçeklerimi paylaşıyorum. Sizler de görüyorsunuz. Bakın, yakından bile çekiyorum ki sinek falan var mı? Ya da böcek, herhangi bit, o tür şeyler hiçbir bitkimde, hiçbir çiçeğimde yok arkadaşlar. Hep aynı yerde duruyorlar. Gün ışığı alıyorlar. Ama niye sinek oluyor bilmiyorum. Sinek oluyorsa onu çıkarın balkona, Arap sabunu ya sarımsaklı su yapın, onların üzerinde sıkın sevgili arkadaşlar, hiçbir şey kalmaz. Çiçeklerim evin içinde ne zaman balkona çıkarabilirim demiş bir arkadaşım. Ben şöyle kendimden örnek vereyim. Benim çiçeklerim de şu anda evin içinde. Evin içinde olması gerekenler, ama evin balkonda olması gerekenler, kışa dayanıklı olanlar zaten balkonda. Daha önce göstermişimdir. Evin içinde olan çiçekleriniz
Mart, Nisan, evet, Nisan sonuna doğru çıkarabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Nisan sonunda evin içindeki bazı çiçeklerimi, mesela ne bunlar? Küpe çiçeğim, diğer çiçeklerimi çıkaracağım. Ama menekşelerim, yılbaşılarım, orkidelerim ve çuha çiçeklerim, onlar evin içinde yine durmaya devam edecek. Yine güneş alan bir yerde kalacak sevgili arkadaşlar. Bunları balkona çıkarmayacağım. Şöyle çıkaracağım. Tam kızgın güneşin olmadığı bir yaz gününde 2 saat kadar bir hava almasını sağlayacağım. Sonrasında tekrardan evin içine alacağım arkadaşlar. Çünkü menekşe, orkide, yılbaşı bunlar ve kalanşo çiçeği bunlar evin içinde durması gerekiyor. Küpe çiçeklerimi dışarı çıkaracağım arkadaşlar. Onlar balkon çiçeği ama şimdilik evin içinde çünkü kışa dayanıklı değiller. Yine bir arkadaşım demişti. Gerçi geçen videomda ona göstermemişim. Sadece söylemişim. Şimdi göstermek istiyorum. Benim yılbaşı çiçeğimin yaprakları aşağı doğru sarkıyor. Ne yapmalıyım diye. Bu iki cins sevgili arkadaşlar. Geçen de göstermemiştim. Şimdi göstereyim. Bakın biri böyle. Eğer ki yılbaşı çiçeğiniz bu şekilde ise bunun cinsi böyle. Yani aşağı doğru dalları sarkıyor arkadaşlar. Yani o yüzden endişe etmenize gerek yok. Bu şekilde cinsi ve dalları bu şekilde aşağı doğru sarkan bir cins. Diğeri ise bu. Bu da aşağı doğru sarkmayan, yani bu şekilde diri duran, yaprakları diri duran, kendini sarkıtmayan bir çiçek arkadaşlar. Bunun da cinsi böyle. Zaten bunun yaprakları tırtıklı gördüğünüz gibi. Bunu da diğerinden çoğaltmıştım. Bakın az önce gösterdiğim sarkıktan. Bu da bunun cinsi de ayrı. Ne yapsam ne yesem çiçeklerim tutmuyor. Siz nasıl tutturuyorsunuz? Bana da gönderir misiniz demişsiniz. Arkadaşlar ben zaten sizlere bunu söyledim. Gerçekten bu çok etkili. Yine söyleyeyim. Mutlaka doğal gübreli toprak ile çiçeklerinizi ekiniz. Asla tutmamazlık yapmaz. Önce Allah tabii. Mutlaka bu toprak ile çiçekler tutuyor, coşuyor arkadaşlar. Gübreli toprağa ektikten sonra, doğal gübreli toprağa ektikten sonra çiçeğinizi, sonra 4-5 ay sonra vitamin vermeye başlayabilirsiniz. Zaten o kendinden gübreli toprak olduğu için ektiğiniz zaman 3-4 ay normal vitamin istemez sevgili arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Bugün biraz rahatsızım sevgili arkadaşlar. Sesim kısık. O yüzden kusura bakmayın. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı. Evet. Şimdi yine yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi belki de videolarımda çoğunda hep aynı şeyi söylüyorum ama bunlar gerçek arkadaşlar. Çünkü tutmayan, solan, büyümeyen çiçeklere mutlaka bu dediklerimi yaparsanız gayet sağlıklı olurlar. Zaten şimdi ilkbaharda geliyor, yaz da geliyor. Çiçekler daha da coşacak. Yaza kadar çiçeklerimizi soldurmamak için, öldürmemek için bunları yapmamız gerekiyor. Vitaminlerimizi verelim. Vitaminleriniz ne diye sorarsanız hemen tekrardan söyleyeyim. Benim için hiç sorun değil. Siz sorun, ben söylerim arkadaşlar. Çay çöpü verebilirsiniz. Bakın, çay çöpünü aslında 15 günde bir verebilirsiniz. Bunu dilerseniz çayın demi olarak verebilirsiniz ya da çayın çöpü olarak koyabilirsiniz. Onun dışında pirinç suyu çok etkili. Pirinç suyunu verin. İçine tuz koymadan ıslatınız, veriniz. Yumurta kabuğu suyu, muz kabuğu suyu, haşlanmış fasulye suyu. Evet, haşlanmış fasulye suyunda çiçeklerde çok etkili. Bazı arkadaşlarım koku yapıyor diyor. Onu verdiğiniz zaman, o zaman balkona çıkaralım, balkonda verelim. Biraz havalandıktan sonra, kokusu gittikten sonra evin içine alabiliriz sevgili arkadaşlar. Nohut, haşlanmış nohut suyu da çok etkili. Bunlarla ilgili videolarım vardır sayfamda. İzleyenler bilir. Sarımsak kabuğu suyu, sarımsak suyu, soğan, patates kabuğu, haşlanmış patates mesela, onun suyu. Yani bu tür şeyler çiçeklere verebilirsiniz. Hiçbir yan etkisi olmayan, çiçeğinizi, toprağınızı besleyen, coşturan,
Ve ayrıyetten demir vitamini. Zaten bir önceki videomda var. İzlerseniz orada da gösteriyorum. Demir vitamini de mutlaka çiçeklerinize veriniz. Evet. Hakkınızı helal edin sevgili arkadaşlar. Çok konuştum biliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sizleri yorumlara bekliyorum. Sizleri seviyorum.